Merhaba, 60 dakikaya hoş geldiniz. 60 dakikada bugün açılışta bana Sercan Bahadır eşlik ediyor. Sercan Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. EY Türkiye Dolaylı Vergiler Bölüm Lideri. Şimdi vergi tarafını da soracağım size ama önce biraz şu Kızıldeniz'deki meseleyi konuşarak ve oradan doğan maliyetleri hesaplayarak başlayalım istiyorum. Şimdi orada her gün yeni bir haberi, yeni bir başlığı takip ediyoruz. Tansiyon düşmüyor. Dolayısıyla tansiyonun düşmemesinin ürettiği maliyet şu an itibariyle nedir? Yani hem enflasyonist etki açısından yarattığı hem de navlun tarafına etkisi açısından ve tabii ucuca ekleyin siz hem dış ticaret hem de temel gereksinimlerin dolaşımına yani tedarik zincirine ilişkin yarattığı riskler bakımından. Tabii tedarik zinciri uzun süredir aslında birçok krizi yaşıyor. Doğru, çok şey atlattı tedarik zinciri. Küresel salgından sonra pandemiden. Diren tedarik zinciri şeklinde. Ve tedarik zinciri çalışanlar da herhalde çok ciddi son 4 yılı çok krizleri aşarak ve krizleri tecrübe ederek test ettiğini görüyoruz. Tabii bu kriz beklenmiyordu. Hani hiç aslında Süveyş Kanalı'nın kurulduğundan beri bakın 150 yıllık bir tarihi var. En son bir 2021'de biliyorsun bir gemi tıkanıklığıyla karşılaşmıştık. Orada bir 6-7 günlük bir geminin trafiği kapandığında dünya ticaretinin maliyeti kabaca 100 milyar dolar olduğunu tespit edilmişti. Ve 6 günlük ya da 7 günlük bir sürede bu olmuştu. O da beklenmedik bir krizdi ve tüm dünyada özellikle bu konu çok tartışılıyordu. Çünkü Süveyş Kanalı'nın bir özelliği şu, dünya ticaretinde en hızlı rota Avrupa pazarına gelecek şekilde. Çin ve özellikle Şangay'dan, Kuzey Avrupa'ya Şangay'dan, Akdeniz ülkelerine erişim anlamında çok kısa bir rota. 8000 deniz mili gibi. İşte önceden Ümit Burnu çok konuşulurdu ki şu an tekrar Ümit Burnu konuştuğu hale geldik. Bu kadar kısa bir rotada tedarik zincirinin aksi olması aslında en önemli konulardan biri şu konuyu gündeme getiriyor. Bu güvenlik, ticaret yolunun güvenliği konusunu. Bu gemi tıkanıklığından sonrası özellikle bu savaştan sonra özellikle Gazze'de yaşanan bu politik konu ve bu savaş konusu hiç beklenmiyordu. Belki böyle bir konu hiç hesaba katılmamıştı. Biz 40 gün içerisinde bunu yaşıyoruz. Bir anda bir kalktık aralığın başındaki taşıma süresi 20 günle 15 gün arası olan konu bir anda 40 günleri çıkmaya başladı. Tedarik edeceğimiz ürünleri alamamaya başladık ya da daha geç almaya başladık. Artı Çin'den gelen konteyner maliyetlerine baktığımızda 10 ila 15 günlük gecikme dışında maliyetlerin de yani aralığın başında 1500 dolarlı olan konteyner taşımasını bir anda 5000-6000 dolarlara çıktığını görüyoruz. 3 katı 4 katı fiyatlar veriliyor. Bu da otomatikman tabii dünyadaki dış ticaret özellikle Avrupa'daki üreticileri dolaylı olarak Türkiye'deki üreticileri doğrudan etkiliyor. Bu ilk baştaki konu aslında. Bu tabii maliyetlerin artması özellikle Çin'in ciddi anlamda bir ham madde ihracı yapan, yarı mamul ihracı yapan bir ülke. Siz bu ülkeden daha maliyetli bir ürün almaya başladığınızda tüm üretim yapınızda otomatikman artışlarla karşılaşıyorsunuz. Maliyetlerin artışı bir anlamda pazarda rekabet gücünüzü azaltıyor. Peki kimle rekabet ediyorsunuz? Bir anlamda yine Çin'le rekabet ediyorsunuz birçok üründe. Bir anda Çin'den daha maliyetli girdi alarak yapmış olduğunuz üretimi yine Çin'le rekabet yaşayarak aslında pazarda kalmaya çalışıyorsunuz. Bir garip bir paradoksu aslında şu an dünya test ediyor. Onu söyleyebiliriz bu anlamda. Şimdi tabii anladığım kadarıyla hakikaten çok güzel bir noktaya getirdiniz meseleyi. Çünkü şöyle, şimdi bu iş yani buradaki bu mesele en çok Avrupa'yı, Çin'i bir de Mısır'ı diyebiliriz ilgilendiriyor. Yani hani Süveyş'teki gelirleri hasebiyle. Amerika tarafına şu an yansıyan bir etkisini görmüyoruz değil mi? Buradan doğan bir yan etki yok o tarafta. Yani tabii. Enflasyonist etki orayı etkilemiyor. Oradan giden bir hattı yok, bir şeyi yok. Yani oradan gönderdiği, getirdiği bir kaybı yok. Öyle değil mi bildiğim doğru, kadarıyla? Doğru, doğru. Yani asıl Çin'in ve Avrupa'nın içinde olduğu bir tabloyu izliyoruz biz doğrudur, diyebilir miyiz? Doğrudur. Özellikle tabii bizi de Akdeniz ülkelerini ilgilendiriyor. Biz ayrıca geleceğim bize doğrudan etkilerini ama hani biz oradan etki alacağız Avrupa'nın, tabii Avrupa ciddi anlamda şu an Avrupa'daki birçok üretici bu gecikmeden dolayı üretimlerini askıya aldıklarını duyurdu. İşte Tesla'yı biliyoruz, Suzuki açıkladı. En son Shell o rotayı kullanmak istemiyor. Tabii Avrupa'daki birçok üreticinin üretim girdisine erişememesi üretim taraflarını etkiliyor ama tabii zaten bir Avrupa'da bir enflasyon durumu pandemiden dolayı vardı. Üzerine aslında biraz tuz biber ekti gibi duruyor. Kısa vadede ciddi bir artış orada gözükecek gibi.
Artı şu da var, belki şunu konu da önemli bir durumda. Yani Avrupalı üreticilerin hani yol çizerken aslında sadece tabii tüm kanal kapanmadı. Kanaldan tabii geçişler olabiliyor. Fakat özellikle Avrupalı birçok ünlü taşıma şirketleri orayı tercih etmiyor. Tercih etmediği zaman hem sigorta maliyeti gibi sadece görünen bir navlun maliyeti gözüküyor ama diğer maliyetler de özellikle çok fazla. Sigorta evet. maliyeti, diğer yükleri alma maliyeti. Hani bu konular belki daha arka planda ama siz ürünü temin ediyorsunuz, evet. buluyorsunuz. Fakat birçok taşıma şirketi ürünü taşımak istemiyor. Ya da taşırken konteyner bulamıyorsunuz. Elleşlemede öncelik alamıyorsunuz. Hani oradaki süreleri arttıran konulardan biri bu. Ama doğrudan Avrupa'yı çok yakından ilgilendiren, çok kısa bir rotası, doğrudan Çin'den orası çok kısa bir rota. Bir anda siz Ümit Burnu gibi, ta işte aslında Ümit Burnu'nu hatırladık bu vesilede. Bir 500 yıllara geri döndük. Çok uzun bir rota orası. 4000 deniz mili ekstra yol alıyorsunuz. Tabii ilave bir yakıt harcıyor. Bu maliyetlerin yansımasının bir nedeni de o. Ama Avrupalıyı çok yakından ilgilendirdiğini söyleyebiliriz. Amerika Birleşik Devletleri şu an güvenlik, orada bir güvenlik bölgesi. Hı hı. Politik ve siyasal anlamda aslında orada başka bir etkisi var Amerika'nın ama ticari anlamda doğrudan etkilendiğini söylemek doğru olmayacaktır. Şimdi Bloomberg etkilenecek sektörler listesinde başta sizin de söylediğiniz gibi denizcilik ve sigortacılığı koymuş, perakendeyi koymuş, perakendecileri koymuş, otomotiv ve enerji diye sıralamış. Tabii işte tüm bunların sizin de az önce söylediğiniz gibi başta Avrupa olmak üzere bir enflasyonist etki üretmesi riski de gündemde. Hatta faiz indirimleri ötelenebilir mi sorusu da bu çerçevede gündeme geliyor. Eğer bir tur daha buradan enflasyonist etki doğarsa diye. Şimdi tüm bu riskler, olasılıklar, olumsuz senaryolar gündemde iken, yani olumsuz senaryo tarafından hareketle soruyorum, bilemeyiz yani toparlanabilir işin nereye gideceğini. Hani bu zaten çok çok kontrolsüz olması da anladığımız kadarıyla büyük aktörler cephesinden baktığımızda istenen bir durum değil. Mümkün olduğunca kontrollü bir şekilde devam etmesi tercih edilen bir durum gibi görünüyor. Okuduklarımızdan anladığımız bu en azından. Türkiye tarafına gelelim. Yani Türkiye'ye maliyeti, yani doğrudan bir maliyeti olmadığını anlıyorum an itibariyle ama dolaylı maliyeti az önce tarif ettiğiniz sebeplerle nedir? Şimdi biz de tabii Çin'den yoğun ithalat yapıyoruz. Hı hı. Bir de belki Süveyş Kanalı şöyle bir dünya küresel ticarette ağırlıklı ticaret deniz yoluyla yürüyor. %90'ı deniz yoluyla yapılır. Bunun %15'i de Süveyş Kanalı kullanılır. Yani dünya ticaretinin aslında %20-25'i bu kanal üzerinden yapılıyor. Dolayısıyla bizim de bu ithalatlarımızda özellikle ki ters ihracatlarımızda da kanalı kullanıyoruz bu anlamda. Tabii doğrudan hedef alınan rotada özellikle İsrail'e durak yapan ya da işte Avrupa'ya giden gemiler hedef alındığı için belki dolaylı olarak bizim etkilenmemiz oradan hedef alıyor. Doğrudan Türk gemileri, Türk taşıma gemileri bu işin hedefinde değil. Ama biz de o taşımanın bir parçası olarak ya da o gemilerle taşıyorsak otomatikman bizim de navlun fiyatlarımız artıyor. Şu an 4-5 katı bir artış var. Dolayısıyla ithalat zaten Türkiye'de çok ciddi bir bu dış ticaretle ilgili rakamlarımıza baktığımızda ithalatı kısmı anlamında da çok ciddi regülasyonlar yapıldı. Hem ithalat vergilerinin arttığını görüyoruz. Tarifi dışı engellerin çok arttığını görüyoruz. Üzerine bir de bu navlun fiyatları gelince ithalatımla olumsuz etkilenmemesi çok mümkün durmuyor. Diğer tarafta Türkiye tabii ihracatı da ithalata bağlı bir ülke. Hani ham madde ithalatı bizim ve aramalı ithalatı toplam ithalatı payının %85'ine tekabül ediyor. Dolayısıyla biz üretim yapabilmemiz için Çin'den ithalat yapmaya, yani ithalat yapmaya ihtiyacımız var. Ki bizim de toplam ithalatımızda da uzak doğu, yani Çin ve etrafındaki ülkelere bakıldığında %15 gibi. Yani bakıldığında bu 50-60 milyar dolarlık bir ithalat payı var. Bu da önemli bir pay. Dolayısıyla oradaki navlun fiyatlarının artması ya da tedarik sürecinin uzaması bizdeki hem iç piyasada üretimi, dolaylı olarak ihracatı da olumsuz etkiliyor. Hem daha maliyetli ihracat yapmak, hem daha geç üretimli ihracat yapmak gibi sonuçları olduğunu söyleyebiliriz. Ya bizim de bu süreçten etkilenmeme, Akdeniz ülkesinde olup da bu kanalı kullanmak mümkün gözükmüyor. Peki bir, yani bizim açımızdan fırsat yaratan bir tarafı var mı? Ya belki şeyi konuşmamız lazım. Belki bu dönemde 7 Aralık'ta bir karar var aslında. Bizim bu özellikle Avrupa Birliği. Belki resmi biraz geri alırsak 4-5 yıla. Aslında bu pandeminin şöyle bir etkisi oldu dünya ticaretinde. Bu uzak doğudan tedarik yapmanın çok fazla riskli olduğunu gözüktü. Özellikle yüklemelerin, uzak tedarik yollarındaki aksamalardan dolayı üretimlerin durduğunu hep birlikte şahit olduk.
Bu tedarik zincirinde bir yöntem değişikliğinde itti şirketleri ya da buradaki teorileri çok tartışıldı bu konu. Yakın coğrafya ile etkileşim. İşte lokal anlamda. Lokalizasyon. Friendshoring. Geçen hafta çok konuşuluyordu bunlar. Bunlar önemli konular. Aslında bu tip şeyler aslında bizim gibi özellikle Avrupa pazarı açısından ki biz Avrupa'ya çok fazla ihracat yapan bir ülkeyiz. Ürettiğimiz ürünün yarısını Avrupa'ya ihraç ediyoruz. Bu anlamda ciddi bir fırsat yaratıyor bize. Dolayısıyla Avrupalı üreticilerin Çin'den yaptığı tedariği acaba Türkiye'den yapabilir miyiz? Bu konuda da tabii dünyada şu oldu. Özellikle Asya ülkeleri kendi arasındaki yakın coğrafyayla bir serbest ticaret anlaşması yaptılar. İşte Amerika'nın özellikle Trump dönemiyle başlayan bir kuzey entegrasyonu var. Kuzey dike entegrasyon. Buna Avrupa'da aslında şu an çalışıyor bunun üzerine. Avrupa'daki Akdeniz ülkeleriyle yapmış olduğu bir ticaret anlaşması var. Pan-Avrupa menşe kümülasyonu dediğimiz bir anlaşma. Bizim de buna üye olduğumuz. Orada aslında ne zaman üye olduk biz buna? Bu 2000 yıllarda başlayan bir süreç. Pan-Avrupa menşe kümülasyonu. Biz tabii şöyle bir şeyimiz var. Avrupa tabii Batı Balkan dediğimiz Avrupa üyesi olmaya Balkan ülkelerine dahil ettiler bu konuya. Ve burada amaç ticareti arttırmak. Bunun yani Avrupa'nın aslında kendi pazarını güçlendirmek adına nasıl Asya ülkelerinde, Amerika'da benzer bir çalışma yapıldı. Bu Pan-Avrupa menşe kümülasyonunu revize ettiler. Amaçları buradaki ticareti arttırmak. Dolayısıyla bu gerek Süveyş kanalında yaşanan kriz, gerek küresel tedarikte o pandemiden yaşanan kırılmalar yakın coğrafyadaki ticaret arttırma adına bir nevi anlaşmayı revize ediyorlar. Türkiye ilk etapta çekimser bir duruş sergiledi ama en son bakanlığımızın açıkladığı 7 Aralık'ta bir açıklama yaptı. Bu revize anlaşmaya dahil olacağız. Peki bu anlaşma ne bize fırsat evet. yaratıyor? Belki onu biraz açmak lazım. Bu anlaşma şunu söylüyor. Avrupa'nın Akdeniz ülkeleri yani bu anlaşmaya, revize anlaşmaya üye olan ülkelerin kendi arasında yaptığı ticarette menşe kazanımı dediğimiz kuralları esnetiyor. Önceden siz bir ürün ürettiğinizde Avrupa Birliği'ne ihraç etmek istediğinizde ya da işte üye ülkelerden birine ihraç etmek istediğinizde o ülkede bir katma değer yaratma zorunluluğunuz var. Örneğin %40'tır genel olarak diyelim bu uygulamaya. Siz 60 birim yurt dışı 3. ülke girdisi kullanamazsınız. 60'tan fazla kullanmanızı yasaklar. Yani 60 birimlik bir katma değer katarsanız ancak menşe kazanımı sağlanır. Dolayısıyla 40 birim 3. ülke girdisi kullanabilirsiniz. Bu anlaşma bu 40'ı 45'e çıkartıyor. Daha fazla 3. ülke girdisi kullanarak daha kolay menşe kazanıyorsunuz. Tabii menşe kazandığınızda işte Mısır'a, Tunus'a, Avrupa Birliği'ne daha düşük vergiyle ya da hiç vergi ödemeden ihracat yapma imkanı sağlıyor. Yani Avrupa aslında kendi tedariğini daha ucuz, daha az maliyetle sağlamanın yolunu arıyor. İşte bu anlaşma bunu yaptı ve biz de buna taraf olduk ve 2025'te de bunun hayata geçmesini bekliyoruz. Aslında en büyük fırsat bu. İşte tolerans kuralları, bazı teknik konular burada. Çok fazla o konuya girmek istemiyorum. Belki çok şey olur ama bu konuya odaklanmak gerekiyor. Bunu da bir fırsat bilelim. Yani Süveyş kanalındaki bu yaşanan problemi Türkiye'nin aslında oradaki girdileri daha bu coğrafyada hem Avrupa pazarında daha kolay hem Tunus'a, Mısır'a daha rahat ve daha az maliyetle ihracat yapma imkanı değerlendirmek lazım. Elektrikli araç burada önemli bir pazar Türkiye açısından. Batarya yatırımları açısından ciddi avantajları var. Daha kolay menşe kazanarak Avrupa'daki ülkelere satma şansımız var buradan. Bunu aslında daha çok konuşmak, bu konularla ilgili daha fazla vakit harcamak gerekiyor. Birçok sektör buna çalışıyor. Beyaz eşya sektörü açısından oldukça kritik bir anlaşma. Bunu düşünmemiz lazım. Aslında bu Süveyş kanalı bize bunu söylüyor Avrupalılara. Yakın coğrafyayla ticaretini arttırmanız gerekiyor. Türkiye olarak da buna hazır olmamız gerekiyor tabii. Şimdi bu söylediklerinizden şunu da yani şunu sorarak devam edeyim daha doğrusu. Yani burada bir fırsat varsa eğer hani Türkiye'nin bir potansiyeli hatırlanıyorsa bu süreci kolaylaştıracak bir ülke olduğu belirginleşiyorsa başka meseleler de var ya mesela bize yönelik kota uygulamaları Avrupa ve Amerika'nın kendi arasında işi kolaylaştıran ama Türkiye açısından zorlaştıran çelik ilk aklıma gelen başka başlıklar da var. Buralarda bir farklılaşmayı da bekleyebilir miyiz bu sürecin devamı olarak? Biraz da bir fazla belki ileri bir yorum istiyorum ama hani devamında ya da oraların buraları tıkama riski var mı? Bu son cümle önemli. Yani bizim bir gümrük birliğimiz var Avrupa Birliği ile. Fakat gümrük birliğinin güncellenmesi konusu uzun süredir tartışıyoruz. Hı hı. İşte birçok konudan dolayı şu an gümrük birliğinin güncellenmesi maalesef hayata geçemiyor. Aslında bizim öncelikle bu gümrük birliğinin de bunun paraleli gümrük birliğinin de güncellenmesi gerekiyor.
Orada tabii çok fazla işte demir çelikle ilgili Avrupa Birliği'nin yine iç piyasaya dönük hamleleri var. Buna karşılık olarak bizim de onlara vermiş olduğumuz anti-dumping vergisi gibi uygulamalarımız var. Aslında gümrük birliği olan ülkesi olan Türkiye açısından bunların olmaması gerekiyordu aslında. Bunları tekrar masaya yatırıp hem bu Pan-Avrupa menşei kümülasyondaki güncelleme ile birlikte gümrük birliğinin de tekrar masaya yatırılması lazım. Bu önemli bir başlık aslında. Birçok vergi biz de karşılıklı aslında ilave gümrük vergileri çok fazla ilk başta uyguladık Avrupalılara ama sonradan yapmış olduğumuz anlaşmalarla gümrük birliğine bir istisna sağladık. O yüzden gümrük birliğinin bize olan bu özellik yani pazara giriş anlamında oldukça ileri düzey bir anlaşma aslında gümrük birliği. Hiçbir üretim yapmanıza gerek yok. Bir ATR belgesiyle ürününüz Avrupa'daki pazara vergi ödemeden girebiliyor. Ya da tam tersi Avrupa Birliği için geçerli. Fakat bunun özellikle bu tip menşe anlaşmalarında bazen engel olabiliyor. Telafi edici vergi uygulaması dediğimiz bazı teknik uygulamalardan bahsedebiliriz. Bunları tek tek çözmemiz lazım. Bizim aslında Avrupa ciddi anlamda bir ihracat pazarımızdır. İhracatımızın yarısını Avrupa Birliği'ne yapıyoruz. Bu tip teknik konularla sorunları aslında aşıyor olmamız gerekiyor. Bunları da belki bu süreçte masaya yatırıp tek tek çözmemiz lazım. Ki Avrupa Birliği gümrük birliği anlamında veya da gümrük mevzuatı anlamında çok fazla verisel anlamda, dijital uygulamalar anlamında çok farklı bir noktaya doğru ilerliyor. Türkiye'nin de aslında burada geri kalmaması gerekiyor. Bu tip veri paylaşımları, veriyle ilgili işlemlerin arttırılıyor olması belki biz işte bu üretim menşe konuları konuşuyoruz ama Avrupa mesela tek bir gümrükte tüm işlemleri yapmayı tartışıyor. Bizim bunlarla paralel yürümemiz gerekiyor ki oradaki ihracatımız daha kolay, daha az maliyetli ve daha fazla olabilsin diye. Sercan Bey çok değerli bilgiler verdiniz. Teşekkür ediyorum ama sizi bulmuşken ben biraz vergi sorusu da sorayım istiyorum. Sizin bir şapkanız da o çünkü. Şimdi bu dolaylı vergilerin payı genel vergiler içinde hep konuştuğumuz bir mesele. Yanılmıyorsam da %70 civarında. OECD ortalamasının da epey üstünde, OECD ortalaması da %30 civarında olsa gerek. Şimdi düşürülmesi konusu hep gündemde ama mevcut bütçe yapısına baktığınızda mümkün mü? Ne kadar mümkün? Evet çok tabii mümkün gözükmüyor açıkçası. Özellikle son bütçe rakamları açıklandı. Bakıldığında %70'lere yakın bir dolaylı vergilerin toplam vergilerdeki payı var. Bu da ithaldeki payı daha da fazla. Tabii dolaylı vergilerin hani gelir tarafı olduğu için ve bütçe açığını düşündüğümüzde ve ortada da önümüzde bir seçim var. Seçim sonrası doların nasıl olacağını hep birlikte bekliyor olacağız. Bütçe harcamaların oldukça fazla olduğunu hep birlikte görüyoruz cari açıktan dolayı. O yüzden dolaylı vergilerin kısa vadede düşme olasılığı çok düşük duruyor. Fakat dolaylı vergilerin tabii vatandaşa çok olumsuz etkisi var. Hani özellikle gelir adaleti anlamında, vergi adaleti anlamında önemli bir rahatsızlık diyelim özellikle tüketici tarafın hane halkı geliri anlamında söyleyebiliriz. İçindeki paya baktığımızda KDV dışında ÖTV'yi de görüyoruz. Son dönemde ÖTV'nin de toplam gelirdeki payının arttığını görüyoruz. Özellikle akaryakıtta geçen sürece baktığımızda sadece KDV oranları 8'den 10'a ya da 10'dan 20'ye çıkmadı. Aynı zamanda ÖTV'de de ciddi artışları gördük. Bir sayılı listede işte benzere gelen o makto artışlar, iki sayılı listede, üç sayılı listede düzeltmeler oldu. Belki bir 4 sayılı liste konusu çok konuşuluyor. Acaba 4 sayılı listede bir gelir artışı için enstrüman olarak kullanılacak mı diye. Lüks tüketim maddeleriyle ilgili özellikle kozmetik bunlardan biri. O da bir beklenti olarak çok konuşuluyor. Otomotivdeki matrahtan kaynaklı otomotivden özellikle alınan ÖTV'nin çok yüksek olduğunu görüyoruz. Araç satış fiyatlarındaki artış ÖTV matrağını da yukarı taşıdığında hep üst dilimden ÖTV ödenmesi başlandı ki en son OECD'nin açıklaması vardı. Hani yeteri kadar ÖTV ödeniyor zaten orada evet. Bir artış beklemiyoruz diye. Ama çok kolay değil. Hani dolaylı vergilerin toplam vergilerde payını azaltmak bu biraz doğrudan dediğimiz hani dolaylı vergilerin artışı işte kurumlar vergisi var, gelir vergisi var. Oradaki payın artması için kayıt dışının önlenmesi var. Birçok ciddi adımlar atılması lazım. Orta vadeli programda şeyler var. Yani çok ciddi bununla ilgili nelerin yapılacağı adım adım yazıyor ama bizim gördüğümüz sanki vergi gelirini arttırma yönünde de bir irade var. Orada da sanki dolaylı vergiler yine önemli bir yer alacak gibi. Bu az önce saydıklarınız dışında beklediğiniz bir yer var mı? Dokunulmasını beklediğiniz böyle farklı bir yer. Yani MTV'yi zaten söylediniz. O tarafta yeterince adım atıldı. Lüks tüketim bekliyorum dedi. Belki genel yani, hani beklenti genel olsa beklenti. Bu alanlar olabilir. Ama şu an için doğrudan tabii çok spesifik konuda da paylaşım kolay olmuyor tabii. Doğru. İpucu almak da çok zor oluyor ama genel bir vergi artışı bekliyoruz açık söylemek gerekirse. Zaten yaşıyoruz. Hemen arkasında
kalemde bekliyoruz o zaman yani bir tur daha. Peki çok çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Sercan Bahadır, EY Türkiye Dolaylı Vergiler bölüm lideri bana eşlik etti programın ilk bölümünde. Bir araya gidelim ardından 60 dakika devam edecek. Dakika devam ediyor. Zafer Ergezen katılacak programa bu noktada. Emtia Piyasaları uzmanı Zafer, hoş geldin. İyi akşamlar. Merhabalar, iyi akşamlar. İyi yayınlar diliyorum. Daha geç bir vakit alalım dedik bugün seni. Müsaadenle Bitcoin sorarak başlamak istiyorum. Şimdi kısa bir süre önce bu Amerika tarafından gelen yani ilk spot Bitcoin borsa yatırım fonlarının piyasaya sürülmesinden bu yana 11 Ocak'ta oldu o hikaye. O dönem bir hareketlilik gördük ama o dönemden bu döneme bugüne yani yaklaşık şimdi %20 gerilemiş. Evet ve 40 bin doların altındaydı ben son baktığımda. Bu düşüş niye sürüyor? Yani aslında baktığımız zaman burada bir miktar beklentinin bitmesi var. Burada tabii arkasında bir dayanak yok. Arkasında bir dayanak olmadığı için Bitcoin'in de fiyatlaması da o anki arz ve talebe göre şekilleniyor. Aslında bu ETF beklentisi oldukça güçlü bir beklenti. Bana kalırsa Bitcoin tarafında, kripto varlıklar tarafında belki de bütün yönü değiştirebilecek nitelikteydi. Onun beklentisi satın alındı. Şimdi oradan bir düzeltme geliyor ama buradaki satışların bir miktar derinleştiğini görüyoruz. Açık konuşmak gerekirse 39.300 altındaki bir Bitcoin kapanışı günlük anlamda çok iyi sinyaller vermiyor. Bunun üzerinde kapanış olmasını bekleriz. Bugün bunun altında geçmiş durumda. Eğer burada iki gün daha kapanış görürsek burada artık bir düzeltme trendine girmiştir diyebiliriz. Haftalık tarafta hala çok güçlü gözüküyor. Hala güçlü bir trend var. Belki orada bir trend desteğine doğru geri çekilme görebiliriz. O da 35.600 seviyelerinden geçiyor. Ama şunu söylemek mümkün. Özellikle bu ETF olarak ETF'in ortaya çıkmasıyla birlikte Bitcoin'in artık bir değer saklama aracı, bir yatırım enstrümanı olarak tanındığını söylemek mümkün. Bu da önümüzdeki dönem içerisinde aslında Bitcoin için ciddi anlamda bir potansiyel içeriyor. Ama tabii burada belki de hem paraları konuşurken kripto varlıkları da bir para olarak kabul edeceksek arkasında tabii ki bir değer aramak gerekiyor. Bu değeri de belirlemek çok kolay değil Bitcoin tarafında. Ondan dolayı da her ne kadar beklentiler iyi olsa bile maalesef o anki arz ve talebe göre şekillendiğini söylemek mümkün. Burada bir miktar kar satışlarının artmaya başladığını görüyoruz. Burada özellikle bu ETF'in çıkacağı beklentisiyle birlikte ciddi bir talep gelmişti. Bunun da şimdi kar satışlarına döndüğünü görüyoruz ki aslında bu yükselişi de zaten yaklaşık 26 binin seviyelerinden buraya 48 bin seviyelerine kadar ulaşmıştı. Buradan bir miktar kar satışlarının gelmesi normal. 39.300 seviyesi günlük anlamda önemli bir destek seviyesi. Haftalık tarafta ise dediğim gibi burada 35.600 seviyesini takip ediyoruz. Şimdi Bitcoin evreninde farklı bir tema, yeni bir hikaye bekler misin? Bir dönem konuştuğumuz NFT tarafı vardı, sonra onu konuşmaz olduk. Bu sene böyle buraya ilişkin bir öngörün var mı? Ben açıkçası ETF'lerin çok daha fazla artmasını bekliyorum. Çünkü özellikle risk iştahının da arttığı bir dönem içerisinde Bitcoin gibi varlıkların çok daha ön plana çıkacağını söyleyebilmemiz mümkün. Ki zaten bunun etkilerini görüyoruz. Ama özellikle yani bunun bir noktada bir ETF'le açılışının yapılmış olması, yani bir yatırım enstrümanı olarak kabul edilmesi bunun arkasını açacaktır. Yani ilk kapı aralandı diye bakıyorum ben. Ki uzun zamandan beri Bitcoin ve kripto varlıklar açıkçası konuşuluyor ama bunun gerçekten de bir yatırım enstrümanı olarak tanınması bu anlamda önemli diyebilirim. Çok zorlu aşamalardan geldi kripto paralar, özellikle Bitcoin indi çıktı, tamamen değeri düşecek dendi, çok daha yüksek seviyelere gidecek dendi ama bütün bunların içerisinde hala belli bir seviyenin üzerinde kendi değerini koruyabiliyor. Bu da aslında yatırımcılar tarafından bir değer olarak addedildiğini gösteriyor. Buradan da tabii ki ETF'lerin daha da fazla artması çok daha beklenen bir unsur. 2024'te ben bunun daha da artarak devam etmesini bekliyorum. Peki şimdi
Bitcoin için yeni altın mı yorumları çok yapılıyordu. 2024'te yeni altın burası mı olacak diye. Ben altına getireyim lafı, gerçek altına getireyim. Şimdi orada 2024 dolar seviyesini takip ediyoruz bir süredir. Bir bu seviyenin etkenleri, etkileri neler? Bir de bu biraz dolar altın savaşı mücadelesi olarak da tarif ediliyor. Ve hani kim kazanacak sorusunu da işitiyoruz. Sen nasıl görüyorsun özellikle küresel tarafta doların seyri açısından? Tabii orada seçim beklentilerinin de senaryoları çalışılıyor ve oradan da dolara ilişkin çıktılar paylaşılıyor, tahminler paylaşılıyor daha doğrusu. Küreseldeki hem faiz patikasının hem de seçim sonuçlarının etkisiyle ne bekliyorsun senaryolara baktığında ve bu altın evrenini nasıl etkiler? Dolar altın savaşında kim başı çeker? O zaman şöyle söyleyeyim, çok açık konuşayım. Ons altın tarafında iyi bir beklenti var. Yani pozitif beklenti var bu sene için. Bütün analistler iyimser ons altın tarafında. Ben de iyimserim ama beklenildiği kadar çok da iyimser değilim. Yani öyle çok hızlı yükseliş hareketlerinin olmasını beklemiyorum ons altın tarafında. Hafif yukarı yükselen trendin devam edeceğini, 2070'lerin geçilmesiyle belki 2150'lere doğru bir hareket olabileceğini ama sonrasında bunun yavaşlayarak adım adım yavaş yavaş aste aste yukarı doğru gitmesini bekliyorum. Burada da tabii bu kısa ve orta vadeli bir yorum. 2070'in üzerindeki bir ons altın bize 2450 seviyesinin kapısını açar. Bu dediğim gibi çok hemen bir anda olacak bir şey değil. Belki bir yıl, belki iki yıl vadeli, uzun vadeli bakmak lazım. Ama 2024 yılı içerisinde ben dalgalı, hafif yukarı, genelde alıcıların olduğu ama çok da hızlı hareket etmediği, yani öyle bir anda %10, %20 yükselişleri görmeyeceğimiz bir ons altın hareketi bekliyorum. Burada tabii bir miktar daha iyimser beklenti var. Yani piyasa özellikle son dönemde algoritmaların oldukça fazla kullanılmasıyla birlikte iyimserliği çok hızlı satın alıyorlar ve oldukça optimistik, iyimser fiyatlamalar görüyoruz. Ons altında da bunu gördük. Çok hızlı bir yükseliş gördük. Şimdi burada bir miktarda tabii güvenli liman özelliği de vardı. Burada güvenli limandan dolayı gelen yatırımcıların yükselişlerde kar satışına geçtiğini, satış olarak değerlendirdiğini görüyoruz. Ama düşüşlerde ise yeniden alıcılar geliyor. Özellikle kurumsal tarafta alıcıların olduğunu gördük. Önümüzdeki dönemde 2024'te risk iştahının arttığı bir dönemi görmeyi bekliyoruz. En azından beklentiler bu yönde. Burada ons altın evet bundan faydalanacaktır ama daha fazla faydalanacak emtialar olacağını söyleyebilirim. O yüzden ben iyimserim ama çok da hızlı bir yükseliş veya diğer emtialarda performansının üzerinde bir performans beklemiyorum ons altın tarafında. Zafer, hemen o daha fazla faydalanacak emtiaları anlat bize. Tabii ki burada sıklıkla konuşuyoruz aslında. Özellikle önümüzdeki dönemde elektrikli araçlar, yenilenebilir enerji daha fazla tarafında daha fazla kullanılan ve özellikle gelen raporlarda talep tarafına dikkat çekilen örneğin bakırın ön plana çıkacağını bekleyebiliriz. Önümüzdeki dönemde bakır tarafında pozitif beklentiler var ve buna manganez gibi, çinko gibi emtialar da katılabilir. Burada lityum ve nikel gibi emtialar da konuşuluyor ama özellikle Çin tarafında çok ciddi stoklar var ve bu stoklardan satışlar olduğunu görüyoruz. O yüzden burada eğer buradaki Çin stoklarının bittiğini gördüğümüz anda yatırımcılara tavsiyem bu tarafı takip etmeleri, o zaman lityum ve nikelde yeniden çok hızlı yükseliş trendlerini, yukarı yönlü trendler göreceğimizi söyleyebilirim. Ha, bir de tabii ki burada özellikle altın gümüş rasyosunun 90 seviyelerin üzerine çıktığını altını çizmemiz lazım. Eğer ben bir kıymetli metal alacaksam burada gümüşü tarafını tercih ederim. Çünkü o altın gümüş rasyosunun 90'lı seviyelerden 80'li seviyelerin altına gelmesini bekliyorum ki keza bugün de ons altında bir yükseliş çok sınırlı kalırken gümüş tarafında ciddi toparlanmalar görüyoruz. Tabii gümüş bizi son dönemde oldukça yanıltıyor. Performansı çok geride kaldı. Ben önümüzdeki dönem içerisinde 2024 yılı içerisinde örneğin altına karşı gümüşün de ön plana çıkabileceğini düşünüyorum. Peki şunu da sorayım. Şimdi Kızıldeniz'deki gerilimi, oradan doğan yan etkileri özellikle tedarik zinciri tarafına değerlendiriyoruz. Seninle de oraya ilişkin ne beklediğini konuşmak isterim. Yani en çok nerelerde, emtia tarafında nerelerde, hangi başlıklarda risk görüyorsun?
Tabii ki burada hemen şunu söyleyeyim. Burası küresel ticaretin yoğun olarak geçtiği bir bölge. O yüzden de burada buranın kullanılımının azalıyor olması, Süveyş kanalının kullanılımının azalıyor olması otomatikman maliyetlerinde artışı demek. Çünkü gemiler daha fazla yakıt harcıyorlar. Navlun fiyatları artıyor zaten. Hepimizin malumu herhalde son dönemde en fazla konuşulan konulardan bir tanesi. Eğer navlun fiyatları böyle kalırsa önümüzdeki dönemde genel olarak fiyatlara artış yönlü baskı oluşturacaktır. Bu bölgenin özellikle Süveyş kanalının ve Orta Doğu'nun hem petrol tarafında hem de tarım emtiaları tarafında yoğun olarak kullanıldığının altını çizmemiz lazım. O yüzden bu emtialar tarafında olumsuz etkilerin olması beklenebilir. Tabii bu güzergahın bir miktar güven sağlanmaya çalışılıyor bu tarafta. Ama hala bunun etkilerini fiyatlamalar tarafında görebiliriz. Zaten buğday fiyatlarında bir miktar toparlanma olmuştu. Keza petrol fiyatlarında etkisi bir miktar oldu ama sınırlı kaldı. Burada hala talep tarafının etkili olduğunu söylememiz mümkün. Burada sadece tarım emtialarında tabii olumsuz etkisi olacaktır. Maliyet artırıcı etkisi olacaktır. Şimdiye kadar bunu çok fazla görmedik ama kalıcı olursa bunun etkisi olur. Ama burada asıl etkinin küresel ticaret tarafında olacağını söyleyebiliriz. Çünkü Çin'e giden yüklemeler ve Çin'den gelen Avrupa'ya gelen yüklemeler buradan yapılıyordu. Tabii buradaki yolun şimdi değişmesi söz konusu ki zaten birçok gemi hattı buradan yönünü Ümit Burnu'ndan dolaşmaya doğru çevirdi. Böyle olunca da maliyetler artacak. Maliyetler eğer uzun süre devam ederse son tüketiciye yansıması da kaçınılmaz. Tabii bunun enflasyon etkisi de olacak. Belki önümüzdeki dönemde bunun etkilerini görmeye başlayabiliriz. Çünkü yavaş yavaş şimdi bunun fiyatlar tarafında etkilerini görmeye başladık. Şimdi bu söylediğin önemli çünkü ben şöyle sorulara da rastlıyorum okuduğum haberlerde, dış kaynaklı haberlerde de. Yani buradan bir tur daha ciddi enflasyonist etki doğarsa bunun da özellikle o faiz indirimi beklentisini öteleyebilme riskinden de söz edenler var. Ne diyorsun bu ne kadar yakın bir risk? Yani şimdilik bu riskin düşük olduğunu söylememiz mümkün. Çünkü hem petrol fiyatlarında çok fazla etkisi olmadı, emtia fiyatlarında etkisi olmadı. Navlun fiyatlarında ciddi bir artışa etkisi oldu. Ama bunun nihai tüketici fiyatlarına etkisini henüz görmeye başlamadık. Burada ne olabilir? Bir süre daha eğer buradaki geçişlerin devam ettiğini görürsek, yani buradaki kullanımın azaldığını görürsek önümüzdeki dönemde ve buradaki geçişler diğer bölgelere doğru giderse o zaman burada navlun fiyatlarındaki artışın ve taşımacılık maliyetlerindeki artışın yani tedarik zincirindeki artışın son tüketiciye yansıması mümkün. Bunu ilk yarıda görmemizi oldukça düşük görüyorum. İkinci yarıda bu etkiler görülmeye başlar. Çünkü gecikmeli bir etki oluşuyor. O yüzden de buradaki risklerin Haziran ayından sonra ortaya çıkması mümkün. Çok yakın bir risk değil. Büyük muhtemelen faiz indirimleri başlayacağı bir dönem içerisinde bu riskler oluşur ki bu piyasalarda ciddi dalgalanmaya da yol açabilir açıkçası. Zafer çok çok teşekkürler katıldığın, eşlik ettiğin için bana. Çok sağ ol. İyi akşamlar, kolay gelsin. Bir haberle devam edelim. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilikten Sorumlu Bakan Yardımcısı Durmuş Ünüvar, Türk Lloyd'un Uluslararası Kıyaslama Kuruluşları Birliği'ne üye olması münasebetiyle düzenlenen organizasyonda Bloomberg HT'nin sorularını yanıtladı. Bir kulak verin. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilikten Sorumlu Bakan Yardımcısı Durmuş Ünüvar, Türk Lloyd'un Uluslararası Klaslama Kuruluşları Birliği'ne üye olmasının Türkiye için çok önemli bir adım olduğunu belirtti. Ünüvar, Türkiye için stratejik bir alan olan denizciliğin gelişmesinde Türk Lloyd'un IACS üyesi unvanının da katkısının olacağını vurguladı. Türk denizciliğini daha üst seviyelere çıkaracak ve bundan sonrasında emniyetli seyir, denizlerde emniyeti arttıracak, çevre güvenliğini arttıracak uygulamalarda Türk Lloyd'u Uluslararası Klas Kuruluşları Birliği'ne üye olarak kalitesini ispat etmiş oldu. Sadece denizciliğe değil, Türk Lloyd'u şimdiye kadar hizmet vermesine rağmen bundan sonra daha üst düzeyde hem üreticilerimize, sanayicimize, savunma sanayimiz dahil daha üst düzey hizmetler sunacak ve dünya çapında dünyaya da yayılarak böylece ülkemizi temsili yeteneğini daha da üst seviyeye çıkarmış olacak. Dünya ticaretinin %85'in üzerinde taşımacılık denizlerden gerçekleşiyor ve ülkemizdeki denizciliğin hem bahriye askeri anlamda hem deniz ticareti anlamında daha üst seviyelere çıkması anlamında Türk Lloyd'un da
bu ünvanla o yanımızda olması Türk denizciliğinin kalitesini ve hacmini çok daha fazla artıracak. Denizcilik ülkemiz için çok stratejik bir şey. Sadece armatörlük değil, aynı zamanda deniz taşımacılığı değil, limancılık, denizdeki ekonomi anlamında ve günümüzde de konuşulan işte Süveyş kanalı, alternatif koridorlar, ülkemiz sürekli bakanlığımızda bunu sürekli alternatif koridorlar üzerine çalışmakta. Dünyadaki trendleri sadece takip eden değil, artık yön veren, o masada olan biri devlet olarak her alanda, Türk Lloyd'u'da, denizcilikte ve diğer alanlarda Türkiye Cumhuriyeti 100. yılında inşallah çok daha ilerilere gidecek. Bakan Yardımcısı Ünüvar mevcut konjonktürde Türk Lloyd'unun IACS üyeliğinin Türkiye'nin hedefleri açısından önemli bir adım olduğunu, Türk Lloyd'una destek vermeye devam edileceğini belirtti. Ünüvar, Türkiye'nin denizcilik örgütlerinde de etkin şekilde söz sahibi olduğunu kaydetti. Uluslararası Denizcilik Örgütü'nde de konsey üyesi, geçtiğimiz Aralık'ta da yapılan seçimde, Kasım ya da Aralık'ta en yüksek oyla konsey üyesi olarak Uluslararası Denizcilik Örgütü'ne seçildik. Oradaki etkinliğimiz her zaman vardı, giderek de artıyor. Temiz denizlerde emniyetli denizcilik mottosu hem denizcilik idaremizin hem Türk Lloyd'umuzun bizim de mottomuz. Her zaman denizlerde güvenliği artıracak ve tabii ki çevreyi koruyacak tedbirleri de dünyadaki trendleri de takip etmekteyiz. Bu trendleri sadece takip etmiyoruz. Dediğim gibi ilgili denizcilik örgütlerinde de uluslararası etkin bir şekilde rol olarak söz sahibi oluyoruz. Türkiye denizciliği adına Türk Lloyd'u önemli bir değer. Türk denizciliğini çok daha ileri seviyelere getireceğiz. Profesör Doktor Oral Erdoğan, Piri Reis Üniversitesi öğretim üyesi bana eşlik edecek programın son bölümünde. Oral Hocam hoş geldiniz, iyi akşamlar. İyi akşamlar Zeynep Hanım, yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ederim. Şimdi ben az önce Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın denizcilikten sorumlu bakan yardımcısı Durmuş Ünüvar'ın açıklamalarını aktardım. Sizin yakinen takip ettiğiniz, içinde olduğunuz bir mesele bu. Pek çok başlık var ama biz buradan başlayalım bugün isterseniz konuşmaya. Sonra diğer başlıkları da konuşuruz. Türk Lloyd'un Uluslararası Klaslama Kuruluşları Birliği'ne üye olması münasebetiyle düzenlenen bir organizasyon vardı. Dün sizin mesajlarınızı da takip ettik. İsterseniz burayı biraz konuşalım. Neden önemli? Türkiye açısından yarattığı fırsatlar nedir? Evet, Türkiye Cumhuriyeti küresel anlamda çok önemli bir rol üstleniyor ve bunu daha da güçlü olarak devam ettirmesi gerekiyor. Ekonomide işte en önemli, en büyük 10 ekonomiye girme yönünde hedeflerimiz var. Dünya ticaretinde çok daha etkili konumlardayız. Onun ötesinde siyasi, uluslararası ilişkiler birçok alanda Türkiye çok kritik noktada. Zaten G20'nin içinde ve dünya barışı içinde en önemli katkıları sağlayan ülkelerden biri. Ve bazı şirketlerimiz de dünyada önemli bir konumlama içindeler. Çok daha net, fazla bir şekilde aslında kurum kuruluşlarımızın dünyadaki pazarlarında daha fazla pay alabilmelerini istiyoruz. Mesela Türk bayraklı gemiler dünya denizlerinde, okyanuslarda daha fazla bayrağımızı dalgalandırıyorlar. 40 milyon deadweight'i aşmış bir filoya doğru ulaştık. Küresel anlamda 2.3 milyar deadweight tonluk bir filoyu konuşuyoruz. Bu büyüklük 2 milyar iken Türkiye'nin çok çok daha azdı filodaki payı. Şu anda payımız oldukça, biraz önce dediğim gibi 40 milyon deadweight'in üstüne doğru gelerek yukarı çektik. Ancak bu gemilerin çoğu maalesef tam Türk bayraklı değil. Yani %75'ten fazlası yabancı bayrakla çekiyorlar. Şimdi Türk Lloyd açısından baktığınızda da bir taraftan Avrupa Birliği'ne girmek isteyen, 1957'de kurulmuş, Roma Anlaşması'yla kurulmuş olan birliğe başvurusunu hemen arkasından yapmış ama hala alınmayan, o alınmamasına rağmen arkasından çok sayıda ülkenin üye kabul edildiği bir durum görüyorsunuz değil mi? Hı hı.
Lloyd kavramı açısından da dünyada belli başlı kurumlar bir araya geliyorlar. 1968 yılında birlik kuruyorlar, Uluslararası Kıyaslama Birliği. Bu birliğin üyesi olmak için Türkiye çok çabalar sarf etti uzun yıllar. Özellikle 2000'li yıllardan itibaren daha da bu ilmelendi. Ama sonuçta 2023 1 Kasım itibariyle Türk Lloyd Uluslararası Silah Kuruluşları Birliği'nin üyesi oldu. Bu anlamda Türkiye belli bir alanda milli bir kuruluşunu dünya markası haline getirdi ve bu dünya tarafından kabul edildi. Siz de program yaptınız, çok değer verdiniz. Bu çok önemli görüyorum bu durumu. Ajax'ın başkanı, Ajax'ın genel sekreteriyle röportajlarınızı izledim. Bu açıdan röportajlarda da dile getirildi ki biz Türk doğruyla birlikte çok daha güzel büyük işler yapacağız diye ifade ediyorlar. Kendileri bizleri de davet ediyor. Dünya için daha fazla büyük işler yapacağız. Nedir bu Zeynep Hanım? Çok daha kaliteli, dünyaya güven veren, mallarını taşıtanlara güven veren ve dünya denizlerini, okyanuslarını da temiz olarak koruyabilen, enerjiyi koruyan gemiler ve enerji sistemleri ve çevreyi öne çıkaran anlayışlar olmazsa olmazımızdır. Ajax'ın da böyledir. Ajax'ın tüm çalışmalarında artık şu anda 19 tane komitesinde mesela Türk Lloyd'u uygunluk değerlendirme hizmetleri şirketimizin personeli de yer almaktadır. Ben özetle Türk Lloyd'unun hatırlarsınız Türkiye'nin dünyada çok önemli 100 tane markasını, 500 tane markasını oluşturmak diyoruz. İşte bunlardan birisi Türk Lloyd'u markasıdır diye düşünüyorum. Dünyada belli bir paya, anlama sahip olacağını inanıyorum. Sizin Türk Lloyd'u başkanı olduğunuzu da bir kez daha hatırlatayım. Bir de bir burs projesinden bahsettiğinizi hatırlıyorum. Onu da kısaca anlatabilir misiniz bize? Ya şöyle, Türkiye'nin çok önemli ihtiyacı biliyorsunuz istihdam ve kaliteli istihdam konusu ve çok ciddi bir beyin göçü durumu da önümüzde. Gençlerimizin hem kaliteli okumasını istiyoruz, kendileri için okuduğunun bilincinde olmalarını istiyoruz, hem de bu okumayı yapar iken okul bittikten sonra nerede, niye çalışacaklarının da bilincine sahip olsun istiyoruz. Bu yüzden de geçmişte de aslında bazı uygulamalarını gördüğünüz mecburi hizmet veya hizmet karşılığı burs verme anlayışını güçlü bir şekilde tanımlıyoruz. Bir yazılım geliştiriyoruz. Burs kriterlerini adil ve şeffaf olacak şekilde geliştirmeye çalışıyoruz. Çok kısa sürede bu tamamlanacak ve bir iki ay içerisinde duyurabilirsek sevineceğiz bu duruma. Çünkü 2024 yılı itibariyle çok net bir şekilde çok sayıda öğrenciye hizmet karşılığı burs verme hedefimiz bulunuyor. Oral Bey, sizi o zaman ekonominin yakın ve sıcak gündemine doğru çekeyim ben oradan. Perşembe günü biliyorsunuz faiz kararı bekleniyor. Şimdi ben önce hem Ocak için enflasyon beklentinizi merak ediyorum, onu sormak istiyorum. Ve enflasyon dinamiklerine baktığınızda size göre faiz patikası nasıl gidiyor, nasıl gitmeli? Yani küresel anlamdaki gelişmeler bir tarafta faizde ciddi gevşeme sinyalleri içeriyor. Bazılarına göre kısa vadeli faizin yüksek, orta uzun vadenin oldukça düşük kalması, başta Amerika olmak üzere, resesyon kaygısına yoruluyor. Bazı daha az sayıda kitleye göre de enflasyondaki düşüşün fiyatlandığı ifade ediliyor. Bence her ikisinin de anlamlılığı yüksek. Yani küresel anlamda büyük olasılıkla, ki bugün bazı Avrupa ülkeleri resesyon yaşıyor, bunu yabana atmayalım. Orta uzun vadede de başta Amerika olmak üzere 1-1,5-2 sene içerisinde resesyon kaygısı halen mevcut. Bana göre resesyon aslında 2023 sonları, 2024'ün 2-3. çeyreği olabilir nitelikte iken Amerika Merkez Bankası ve Amerika'daki ekonomi kurmaylarının etkili yönetimi ile resesyon bence geciktirildi. İleri doğru ertelendi. Şu anda bu önlenir önlenmezini tartışmıyorum. Bunu başarırlarsa gerçekten Nobel ödülünü hak ederler diye söyleyebilirim.
Ama aynı anda da küresel ciddi bir savaş ortamı yaşanıyor. Yani Amerika faizi yukarı çektin. O sırada altın fiyatları ona rağmen o derece nasıl yukarı çıktı? Yani faizin çok yükselebildiği bir atmosferde, değil mi Zeynep Hanım? Altın fiyatları da ons başına yukarı gitti. Petrol niye çok gitmedi? İşte tam altın yukarı giderken, faiz yüksek seyrederken, politika faizi Amerika'nın, petroldeki aşağı yönlü hareket aslında küresel gerilimin ne derece yükseleceğini gösteriyordu. Nitekim Gazze'deki olaylar ve şu an Kızıldeniz, bazı diğer ülke isimlerini saymayayım, ciddi bir stres yaşıyoruz. Bu nerede nasıl planlanacak sıkıntı gösteriyor. Böyle bir atmosferde Türkiye'nin enflasyonunun, faizinin, kurun nereye evrileceği konusu böyle çok da kolay olduğunu düşünmüyorum. Bu olaylar biliyorsunuz yazı tura gibi de olabilir. Bu anlamda ben enflasyonun, bazıları diyor işte Haziran Temmuz'a kadar %70'leri bile göreceğiz. Yani göreceğiz ama aslında Ocak ayında zaten muazzam bir enflasyon yaşandı gibi hissediyorum. Şubat'ta da bir derece bu yaşanabilir. Benim kaygım şu Zeynep Hanım, enflasyon, faiz ve kurda üçün ikisi çok net. Bakın enflasyon yukarıyı gösterdi. Faiz yukarıyı zorluyor ve Merkez Bankası kararı da çok gecikmeli olarak 45'e gelmiş olacak Perşembe günü. İyi de dolarda aynı yukarı hareket görülmedi diye düşünüyorum. Bu anlamda üçü arasındaki ilişkide dolar geride kaldı. Bu düzeltme er ya da geç olabilir diye düşünüyorum. Genellikle çünkü uzun vadeli analizlere baktığınızda bu üçü eninde sonunda birbirini yakalıyorlar. Bu anlamda TL'nin değer kaybetme olasılığı da mümkün diye değerlendiriyorum. Bunun anti görüşü ne? Türkiye şu anda CDS'ler düşüyor. Tahvil bono ya da Eurobond'lara olan talep bir derece sıcak bir beklenti içerisinde. Derecelendirme şirketlerinin pozitif davranışları görülebilir mi acaba? Böyle olursa sıcak para girişi, döviz girişi canlı seyredebilirse işte o zaman dövizde sıkıntı yaşanma ihtimali az olursa dolar çok da çıkamaz. Yani bir tek bu görüş mümkün ise, ha, burada da neye dayanıyor piyasacılar? Bir bakıyorum işte İsveç konusuna ya da insan hakları ile ilgili bazı konulara doğru konu evrilmeye başlıyor. Anayasa değişikliği konuları konuşuluyor ama onun yerel seçimlerden sonraki bir tartışma konusu olacağını görüyoruz. Bu durumda Türkiye'nin Mart sonuna kadar devlet tarafından gerekirse bütçe açığı bir derece daha verilebilir ama çok da stresli, gerilimli bir ortam olması istenmeyecektir. Dolayısıyla dolarda Mart sonuna kadar evet bir derece yukarı hareketler oluşabilir ama sert bir hareket çok da olasılık olarak yüksek görünmüyor şu anda. Enflasyon nispeten yukarı gidebilecek ama emekliler, işçiler vesaire yeteri kadar maaşlarda artış olduğu için bir derece seçime kadar rahat idare edilebilecek gibi düşünülebilir. Bu anlamda enflasyonun da sıcak olmaya devam etmesini bekliyorum. Merkez Bankası'nın da biraz bankacıların çok rahat olduğuna inanamıyorum şu anda. Biraz sıkıntılı olabilirler. Çünkü özellikle tahvil bono tutmayla ilgili zorunluluk da devam ediyor. Reel faizde sıfır noktasına doğru yaklaşmış gibi görünüyoruz. Bu bankacılar için kar üretmede istedikleri seviyeyi göstermeyebilir diye düşünüyorum. Çünkü enflasyonun daha yüksek seyredeceği atmosferde faiz de yeteri kadar yukarı geldiyse bankacılar reel kazanma olasılığında düşüş olabilecektir diye tahminde bulunmak istiyorum. Zaten Türkiye'nin 7 tane bankası çok etkili oluyor. 3'ü kamu, 4'ü özel olmak üzere. Bu anlamda Merkez Bankası'nın onları da çok rahatsız etmeyecek şekilde muhtemelen 2,5 artırmayı yaparak bir beklentilere cevap oluşturacağını düşünüyorum. Şimdi sizin bu söyledikleriniz çerçevesinde bugün JP Morgan'dan da yani son söylediklerinize ek olarak aslında telaffuz edebileceğim bir başlık. JP Morgan'dan gelen son negatif izleme haberi 4 Türk Bankası'na ilişkin müşterileriyle temkinli bir analiz paylaştı.
Dördüncü çeyrek bilanço sezonuna dediğim gibi temkinli yaklaştıklarını, 29 Ocak'ta başlayacak olan sezona evet. ve Akbank Garanti, İş Bankası ile Yapı Kredi'nin negatif katalizör izleme listesine alındığı notunu düşmüş. Bunu da bir ek olarak sizin söylediklerinize düşeyim. Buyurun. Bu piyasada aslında çok acayip beklenen bir durum değildi ama bankacılara biraz görüştüğünüz zaman bir kaygı vardı bence bankacılık tarafında. Kar marjları istedikleri seviyelerde olamayabilir durumda. Zaten uzun süredir tartışılan piyasa değeri defter değeri açısından baktığınızda çok değerli olamama ile ilgili konular da var. Şimdi bu yeni analiz edilmesi gereken bir durum halinde diye düşünüyorum. Ben de daha detaylı bakacağım. Bankacılık açısından konunun özellikle faiz riskinin açıklayıcısı olan yani temeli olan konu vade uyuşmazlığı konusudur. Bankacılık çok kısa vadeli mevduatı toplarken faiz orada çok yükseldi Zeynep Hanım, değil mi? Ancak kredi verme tarafında ise aynı yükselmeyi tüketimi de biraz daralttığınız bir atmosferde başarmak daha zor olacaktır diye düşünüyorum. Böyle olunca kar marjı daralması açıktır. Aynı anda vade uyuşmazlığı da zaten önemli bir problem. Çünkü çok kısa vadeli mevduatı toplayıp da siz orta uzun vadeli yüksek kredili faiz satacak durumda olamayacaksınız diye öngörüyorum. Ve reel sektörün de şu anda önümüzdeki seneye ilişkin yatırımlarında bir nebze kaygı var diyelim. Böyle bir durumda temennimiz yabancı sermaye girişinin özendirilmesi hususu olacaktır. Yoksa ben de bankaların durumuna ilişkin açıklanan raporun birçok kısmına katılıyorum. Son bir soru, bir iki dakika kaldı. Miktarsal sıkılaşma ayağında sorayım. Hangi aşamasındayız? Bu piyasadan likidite çekme enstrümanları yeterli mi? Yenileri gündeme alınır mı? Ne dersiniz? Çok güzel bir nokta. Sadece puanlama faiz tarafı ile oynama ile yetmez. Direkt miktarsal hareket gerekiyor. Bunu biliyorsunuz Amerika Merkez Bankası'nda çok gördük. Yani quantitative easing'ler vesaire, miktarsal sıkılaştırma, yavaşlatma, serbest bırakma çok gündemdir orada. Bizde ise hep daha çok faize odaklanıyoruz. Bizim hep konuştuğumuz neydi? 1,5-2 sene önce biz hep irrasyonel dediğimiz zaman sen ne diyorsun denilen bir dönemi söylüyorum. Sonrasında rasyonele geçiyoruz denildi biliyorsunuz. Şimdi öyle bir dönemde çok net bir şekilde parasal hacim genişlemesi vardı. Aynı zamanda bu likidite için en önemli nokta swap piyasasıydı. Şimdi swap piyasası bir derece bazı önlemlerle kilitlendi biliyorsunuz. Şimdi böyle olunca bankacılıkta bir derece daha hızlı para döndürmelerde istediği manevra alanını bulamayabiliyor. Dolayısıyla Merkez Bankası miktarsal kısıtlama yöntemini de uygulayarak doğru yaptı diye düşünüyorum. Ama tahvil bono ile ilgili zorunlu olarak tutulan miktarın hala ben yüksek olduğu kanaatindeyim. O oranda biraz daha gevşemenin gerekebileceği kanaatim var. Tabii ki daha detaylı ben de bakacağım ama öngördüğüm noktalardan birisi de orası. Sadece swap piyasasını kontrol kendi açısından yeterli olmayabilir. Profesör Oral Erdoğan, çok teşekkürler. Çok sağ olun katıldığınız, katkınız için. İyi akşamlar. Burada 60 dakikayı noktalıyoruz. Yarın görüşürüz. Hoşça kalın.